Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Rusya donanmasına ait arızalı askeri akaryakıt tankerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçirildiği duyuruldu. Ege denizi yönünden boğaza giren Rus donanmasına ait 105 metre boyutunda ve 3359 gross donarlığında Iman adlı makine arızası bulunan geminin yine donanmaya ait Sergey Balk isimli 69 metre boyutundaki römörkör tarafından çekilerek Marmara Denizi yönüne ilerlediği ifade edilmiş. Sahil güvenlik unsurlarının refakat ettiği akaryakıt tankerinin Rusya'ya götürüleceği belirtiliyor. Afganistan Uluslararası Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda Azerbaycan bayrağını görmektesiniz. Kuzey kapısında binlerce kişi havalimanına giriş yapmayı bekliyor. Türk askerlerin bölgede nöbet tuttuğu ifade edilmiş. Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov Türk Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan ordusunu askeri ve ideolojik olarak eğitiyor, gelişmiş silahlar veriyor, onlarla birlikte savaşıyor, daha fazla başarı elde etmesi ve tecrübe kazanması için yanına alıp Afganistan ve benzeri ülkelere götürüyor. Azerbaycan Türkleri olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ne kadar teşekkür etsek Azdır paylaşımı yapılmış. Bugün Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan duyuruda iki devlet bir millet anlayışı ile tek gümrük olmaya devam ediyoruz. Kardeş Tugay projesi kapsamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensubu kardeşlerimizin Gelibolu'ya geldiği duyuruldu. Bugün Azerbaycan ile ilgili daha doğrusu sırf Azerbaycan değil diğer Türk ülkeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili Yunanistan basınında da haber servis edilmiş. Burada yazılana bakalım. Amerika'da bir enstitüye göre Türkiye özellikle Azerbaycan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasını istiyor. Ancak Bakü çeşitli dış politika cepheleri göz önüne alındığında böyle bir tanımanın tehlikeli sonuçlarına karşı temkinli davranıyor. Azerbaycan şu anda Rusya ve İran ile gerilim yaşıyor. 11 Ağustos 2021'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı Laçin Koridoru üzerinden sözde Rus barış güçlerinin Karabağ'daki hareketsizliğini kınayan resmi bir açıklama yayınladı. Yani burada Ruslara Ermenilere müdahale etmemesi dolayısıyla tepkili bir açıklama yapılmıştı. Aynı gün Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Tahran'da İran araçlarının Karabağ'da Rus barış güçlerinin kontrolündeki bölgeye girip çıkmasına protesto notası yayınladı. Yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 14 Ağustos'ta CNN Türkiye verdiği röportajda Rusya ve İran'a yönelik protestosunu bizzat dile getirdi. Bütün bunlar göz önüne alındığında Bakü güçlü ve sürekli Türk askeri desteğine duyulan ihtiyacın farkındadır cümlesi kullanılmış. Sonuç olarak Kıbrıs sorunu Azerbaycan-Türkiye ittifağı bağlamında giderek daha yakından ele alınması gereken konu haline geliyor. 21 Temmuz 2021'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Kıbrıs Türk Devletinin uluslararası tanınmasını sağlamak için mümkün olan en kısa sürede her türlü çabayı göstereceğini belirtti. Çeşitli mecra raporları ve uzman raporları Ankara'nın özellikle Pakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan hükümetlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya teşvik etmeye odaklandığı yazılmış. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yaz başlarında gazetecilere verdiği demeçte konuyu Azerbaycan'ın mevkidaşı ile sürekli tartıştığını söyledi. Görünüşe göre devam eden tartışmaların somut bir sonucu olarak Azerbaycan parlamento heyeti Temmuz ortasında Kıbrıs'a ziyarette bulundu. Tabii ki de Yunan basını işgal altındaki Kıbrıs şeklinde yazmış. Yine Yunan basınında yazanı görmektesiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sözde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve sözde Başbakanı Staner şeklinde bunların Azerbaycan heyetiyle görüştüğü yazılmış. Ancak Azerbaycan işgal altındaki Kıbrıs'ı bir devlet olarak tanırsa Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi büyük olasılıkla Karabağ'daki Ermeni yetkilileri fiili olarak tanıyarak karşılık verecektir. Azerbaycan'ın Kıbrıs Rum kesiminin ana destekçisi olarak Yunanistan ile ilişkileri basit değildir cümlesi kullanılmış. Burada Aliyev'in Yunan Büyükelçinin güven mektubunu sunduğundaki sözlerine de yer verilmiş. Burada Yunanistan'ın Azerbaycan'ın milyarlarca dolarlık stratejik gaz projesi için transit konumda olduğu yazılmış ve Yunanistan'ın gaz ithalatındaki Azerbaycan payının yüzde %18 18'e ulaştığı yazılmış. Ayrıca 12 Temmuz'da Yunanistan büyükelçisi Azerbaycan'ın Şuşa şehrini ziyaret ederek Ermenistan'da olduğu kadar Yunanistan'da da sert eleştirilere ve gerginliğe sebep oldu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Brüksel ve diğer Avrupa başkentlerinden destek alıyor. Son kısma gelelim. Dolayısıyla Pandomin ve Gölge Tiyatrosu Bakü'den Türk seyircisine kadar devam edecek. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde bıçak ve kavun var ve Bakü'yü Türk kararını uygulamak gerçekten ikna edebilir ki bu da bölgenin Türkçe konuşan ülkelerindeki gelişmelerin domino haline gelmesine neden olabilir şeklinde Yunanistan basınında yazan haberi okuduk. Diğer haberlerimize bakalım. Bugün itibariyle Türkiye İran sınırından görüntüler görmektesiniz. Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı belirtilmiş. Van ve Ağrı illerinde Türkiye İran sınırına inşa edilen modüler beton duvarı çalışmaları devam ediyor. Van valisi bölgede denetlemelerde bulundu. Burada kendisinden açıklamalar da geldi. Güvenlik duvarı çalışmalarının yanı sıra kolluk kuvvetlerinin gece gündüz sınırı kontrol altında tuttuğunu belirten yetkili Son gelişmelerden sonra diğer illerden takviye birlikler buraya gelerek jandarmaya destek veriyor. Bunlar üçü komando bölüğü, biri de komando taburu ama sadece bununla sınırlı değil. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden bölge 50 zırhlı araç ve 35 tim personel desteği geldi. Hem sınırda çalışan yüklenici firmaların güvenliği sağlanıyor hem de sınır denetleniyor. Toplam 750 personel bölgeye yollandı. Bunların 500'ü çaldıran sektöründe, 250'si ise saray sektöründe görev yapmakta. Hem jandarma, hem polis, hem insansız hava araçları, hem de termal kameralar sınırımızı denetliyor açıklamasında bulundu. 6 kilometrelik bölümde duvar çalışması tamamlandı. Hudut, Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul'da 295 kilometrelik İran hududunu 6 hudut taburu, 3 komando taburu, keşif ve komando bölükleri ve zırhlı araçlarla korumaya çalıştıklarını belirtiyor. Bölgede ilave 2 hudut karakolunun yapımının devam ettiği belirtilmiş. Bölgede elektrooptik kule çalışmaları devam ediyor. 58 gözetleme, 45 haberleşme kulesinin alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanmış durumda. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.